biz başkanımızla BenTV'de siyaset programında birlikteydik. Bugünse Göztepe'miz için bir aradayız. Başkanım, çok kısa duygularınızı alabilir miyiz? Öncelikle Büyük Göztepe taraftarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. 98'de efsane takımımızı da burada aramızda. Başarılarının devamını, takım olarak devamını diliyorum. Bu sene şampiyon olan takımımızın da önümüzdeki sene inşallah Bornova Doğanlar Stadı'nda şampiyonluğunu hep birlikte kutlayalım diyorum. Süper Lig'de buluşmak üzere. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam 19.25'te Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmak üzere diyorum. Ben başkanımıza ve yönetimimize bu ince nezaketli davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmak için bütün arkadaşlarımızla beraber Bornova Belediyespor Başkanımız burada. Meclis üyelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Başkanım, duygularınızı alalım çok kısa. Vallahi bir kere önce senin güzel komplimanların için teşekkür ediyorum. Ondan sonra herkese hoş geldiniz diyorum. Şu anda burada olmaktan son derece mutluyum. Göztepe'lilerin, gerçek Göztepe'lilerin arasında olmak zaten bize her zaman, her yerde, her platformda mutluluk verdi. Sadece tek sıkıntımız ya da tek üzüntümüz diyelim, değerli başkanımızın burada olamaması. Ama ben onun adına hepinize sevgi ve saygılarını getirdim. Buraya gelmeden önce de kendisi yani o kadar yoğun ve o kadar bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Abisinin rahatsızlığından dolayı burada değil. Sayın başkanımızın abisi maalesef bir rahatsızlık geçiriyor ve ciddi bir rahatsızlığı olduğu için başkanımız şu anda burada değil. Onun adına ben bütün sevgilerini, saygılarını size getiriyorum. Son olarak da gelen herkese, Sayın Olgun Başkanıma teşekkür ediyorum güzel dilekleri için. Önümüzdeki sene şampiyonluk kutlamalarının erken anonsunu buradan yaptığı için inşallah bu güzel dileklerle beraber yine şampiyonlukları kutlayacağız. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Göztepe'mize vermiş olduğu emekler için sevgili Temel Yıldırım'ı sahneye davet edelim o halde. Büyük alkışlarınızla tabii. Ve kendisine yine ödülünü vermek adına Hakan İnce'yi de buraya davet ediyorum. Büyük Göztepe ailem, gecemiz kutlu olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun. İnşallah seneye de Süper Lig şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Yalı Derneği'ne bu ödülü bize layık gördüğü için ve değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hızla devam ediyoruz. Yılın en başarılı teknik adamı ödülü tabii ki hocamız Metin Diyedin'e gitmek durumunda. Ama hocamız burada olmadığı için Yükselcan hocamızı sahneye davet ediyoruz efendim. Valla ben kendi adıma hem Metin Hoca'yı hem futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bize daha başka şampiyonluklar da yaşatacaklar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoca, şampiyon olmamızda katkısı bulunan hocamıza canlı gönülden teşekkür ediyorum ve bu hareketi Yüksel hocamıza takdir etmek istiyorum. Kim mi? Tabii ki kaptanımız Ertuğrul. Ertuğrul'u buraya davet ediyoruz efendim. Kaptan, bana bu ödülü layık gördüğü için bütün taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu
ödülü ben bütün takım arkadaşlarım adına alıyorum. Çünkü sizler inandınız, bir slogan haline geldi. Bizler inandık ve bu şampiyonluk geldi. Göztepe'mizin yerleri ikincilik şampiyonluğu değil kesinlikle. İnşallah daha büyük kupaları bu büyük taraftarı kazandırırız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pazar deplasmanı muhtemelen büyük bir anı. Unutulmayacak bir anı. O olayla ilgili çok kısa birkaç cümle alabilir miyiz? Unutulması gereken bir anı aslında. O konu hakkında konuşacak bir şey yok mu? Yani çok şükür arkadaşımız iyi. Malum bu sene sadece futbolda şampiyon olmadık. Bir başarılı branşımız daha var. Handbol. Yılın takımı Göztepe Handbol efendim. Ve Göztepe Handbol için tabii ki hocamız çok önemli. Feridun hocamız çok önemli. Handbol Şube Başkanımız Deniz Durmaz'ın verdiği emekleri asla ve asla unutamayız. Kendisini sahneye davet ediyorum. Ödülü vermek üzere de... Ödülü vermek üzere de Taylan Ertuğ'u sahneye davet ediyoruz efendim. Yöneticilerimize gelmek istiyoruz. Malum gönüllü yöneticilerimiz bu sezon bizim için çok önemli. Ve tüm gönüllü yöneticilerimizi sahneye davet ediyoruz. Bu yıl gerek İnegöl deplasmanında, İstanbul Ankara deplasmanında zaman zaman ufak tefek problemler olsa da bunlar olmuştur. Ancak özellikle Altay maçında utanç koridoruyla karşı karşıya kalmadığımız için tüm emeğe geçen gönüllü yöneticilerimizi lütfen büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Sevgili Göztepe'liler, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene çok zorlu deplasmanlar, çok zorlu maçlar yaşadık. Hep beraber burada olmayan Fatih Başkanım olmak üzere ve diğer gönüllü yönetici arkadaşlarımla beraber şampiyonluğumuzu kutluyoruz. İnşallah hep beraber Süper Lig'e çıkacağız diyoruz. Biraz acı bir ödül olacak bu. Çünkü yılın taraftarı tam da şampiyon olduğumuz günlerde, tam da en mutlu olduğumuz günlerde ne yazık ki aramızdan ayrılan Osman Yaşar Bilal. Kendisine Tanrı'dan rahmet, sevenlerine, şanlı Göztepe ailemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ve bu alkışı lütfen ayakta gerçekleştirelim efendim. Lütfen. Sağlığında söylediğim güzel bir laf vardı. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Adamın ham maddesi derdim. Yokluğuna alışmak çok zor oluyor ama
o kadar iyi bir insanmış ki burada bu kadar insan ayağa kaldırabiliyor. Bugün inşallah bizi izliyordur. Toprağı bol olsun. Seni çok seviyoruz kardeşim. Herkese çok teşekkür ederim ilk önce. Burada olmak ne kadar onur verse de acı da veriyor. Zor. Denecek söz yok. Herkese iyi eğlenceler. Çok sağ olun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göztepe bir hayat tarzıysa bu hayat tarzının en önemli öğelerinden bir tanesi Yalı. Yalı grubunun kurucularını davet edeceğim şimdi aramıza. Serkan Unoğlu, Deniz Durmaz'ı, Atakan Dinci, Onur Kandemir'i, Çağrı Özdemir'i ve Umut Can'ı aramıza davet ediyorum efendim. Ve tabii ki plaketleri vermek üzere Barış Akgöl, Tuna Türker ve Kartal Kota'yı da aramıza davet ediyorum. Yalı, güzel, yalı, güzel, yalı. Bestesi. Her şeyden öte sevdik seni. Ve bu besteyi tribünlerimize kazandırdığı için Etkaram'ı aramıza davet ediyoruz. Ödülünü vermek üzere de Alparslan Bakırcıoğlu buraya bekliyoruz efendim. Tabii ki Etkaya, nasıl bunu yazdın, nasıl bir aşkla bunu yazdın diye sormak lazım ve iki cümle bir şey duymak lazım. Bir sesini duymak lazım değil mi sevgili Göztepe'liler? Etka, anlat bize bu aşkı. Öncelikle burada olan abilerim, kardeşlerim, bütün türbüncü kardeşlerim, canı gönülden Göztepe'yi yaşayan kardeşlerim, böyle beni onore ettikleri için hepsine teşekkür ederim. Bir teşekkürü borç bilirim. Bizim bunu yapmamız yani öyle ekstra ultra bir durum değildi. Açıkçası böyle ödüller almaya alışık da değiliz. Zaten biz çıkamayız yani Göztepe ara sokaklarda yaşamanın tribinden. Biz sürekli bu şekilde yaşayacağız Göztepe'yi. Biz üstümüze düşeni yaptık yani yaşadıklarımızı yazdık. Ben burada tek başıma bunu bir sanatmış gibi düşünüp de yapmadım yani. Burada herkes bütün Göztepe'li kardeşlerim, abilerim gibi ne yaşadıklarsa yaşananları yazdı. Şahit olduğumuz şeyleri yazdık yani. Özellikle elimize kağıt kalem alıp düşünmedik. Eyvallah, sağ olun. Sevgili Göztepe'liler, yeri geldi sırtında pankart taşıdı. Yeri geldi otobüs listesini, ürün listesini takip etti. Yeri geldi deplasman yollarında kendi elleriyle sandviç hazırlayıp karnımızı doyurdu. Gündüz gece demeden kahrımızı çekti. Bizlere bazen kızdı ama yine de dernek merkezimize her zaman sahip çıktı ve hepimizin babası oldu. Bu ismi açıklamadan önce ödülü verecek kişileri açıklıyorum efendim. Zeki Sergen Hasçetin ve Nuran Hasçetin'i çağırıyorum sahneye. Çünkü ödülün sahibi Hasan Şenözü efendim. Hasan Baba, sana bu aşkından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birkaç cümle senin de görüşlerini alalım. Yani konuşamazsam ilk önce herkese özür diliyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Allah rahmet eylesin, rahmetli babamın bana Göztepe sevgisini öğrettiği, ben de oğullarıma Göztepe sevgisini aşıladığım için ve oğullarımın da bana Yalı ruhunu aşıladığı için
Bu akşam çok mutluyum. Yalı Derneği'nin ilk kuruluşuna kuran arkadaşlardan, bu kurulma düşüncesini düşünen arkadaşlardan ve bugüne kadar olan tüm herkese teşekkür ederim. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada oğlum Berkay da burada olsaydı, bunu görseydi, yani bilmiyorum. Herkese teşekkür ederim. Kalbimizde yaşıyor Berkay ölmedi. Kalbimizde yaşıyor Berkay ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Murat'ı sahneye davet ediyorum efendim. Kendisi herhalde bir ödül hak ediyor bu akşam. Ödülünü vermek üzere de Osman Şahin'i davet ediyorum. Şimdi bir veda konuşması gibi bir şey olmasın istiyorum ama ya Göztepe'ye veda edemeyebiliriz ama yani dostlarım, arkadaşlarım, bu davaya inanan tüm arkadaşlarım, beraber yola çıktığım başta Behçet Şenözür, Tolga Canlısoy olmak üzere buradan çok teşekkür etmek istediğim insan var aslında. En önce buradan kader mahkum bir kardeşim var, Tolga Canlısoy. Onun için, Tolga Canlısoy için bir alkış alabilir miyim? Bu da bizim askerimiz, asker. Osman Şahin, bak bu sene gırtlağını patlattı tribünde. Neler yaptı ne? Osman Şahin'e de bir en büyük asker, bizim asker diyelim ya. Ay izinli geldi, sürpriz yaptı o da bize. Allah'ım, canım benim. Gezenin son ödülü sevgili Göztepe'liler. Göztepe TV adına Cemal Korkmaz'ı sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere de Yahya Çaldıran'ı davet ediyorum efendim. Bütün konuklara iyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Göztepe çok önemli bir mevzudur. Göztepe demek tarihtir. Göztepe demek asalettir. Göztepe demek asalettir. Burada 98'lerde, 97'lerde, 2000'li yıllarda çok sevdiğim futbolcu kardeşlerimi gördüm. Çok mutlu oldum, bahtiyar oldum. Ayrıca tribünlerde Göztepe'mize hizmet eden Göztepe TV'ye bu plaketi vermekle şeref duyuyorum. Cemal Korkmaz'a şeref duyuyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. 5 yıldır Göztepe'mize karşılıksız hizmet etmekten onur şeref duyuyoruz. Bundan sonra da aynı hız, aynı azimle devam edeceğiz. Buradan tüm Göztepe TV ekibi ailesine bu ödülü verdiği için Yalı Derneği'ne canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tribünde takip etmek için ülkeleri aşarak bizleri onurlandıran, aramıza gelen Göz Göz Avrupa var. Bu sebepten dolayı Göz Göz Avrupa ekibine hep beraber bir alkışlayalım efendim.